Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan. Evet, binayı görüyorsunuz. Çok güzel, tarihi bir bina. Daha önce kültür amaçlı sergi salonu, konferans salonu olarak kullanıldı geçmişte. 90'lı yılların sonunda da Bandırma Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı fakülteler açılınca dekanlık binası olarak kullanıldı. Ve yeni binası yapılınca da dekanlık yer değiştirince 2010 yılından itibaren de 2010'da boşaltıldı. 2010 yılında da İl Genel Meclisi polis evi yapılmak üzere 5 yıllığına İçişleri Bakanlığı'na tahsis etti burasını. Tahsis süresi de 25.6.2015 tarihinde doldu. Yani geçtiğimiz günlerde doldu. Daha önce tahsiste olduğu için paylaştırma komisyonuna da gitmemişti. Biliyorsunuz İl Özel İdaresi'nin malları ilçelerde ve büyükşehirde paylaştırma komisyonu tarafından yerel belediyelere veya büyükşehir belediyesine dağıtılmıştı. Ama bu bina tahsiste olduğu için paylaştırma komisyonuna girmedi. Bu bir eksiklikti tabi. 25.6.2015 tarihinde de tahsis bittiği için büyükşehire geçmiş oldu. Tabi bugün de sizin de gördüğünüz gibi komisyonda da verilen karar gelince Fırıntaş'a tahsis edilmek isteniyor. Fırıntaş bir ticari işletmedir arkadaşlar. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi de olsa ticari bir işletmedir. Yani oradan gelir elde etme amaçlı burası Fırıntaş'a verilmektedir. Diğer yerlerde verildiği gibi. Çok örneğini gördük burada. Birçok belediye büyükşehirin mülkleri Fırıntaş'a verildi. O da onun aracılığıyla başkalarına kiralandı. Burada da bundan endişe ediyoruz. Fırıntaş da burada gelir elde etmek üzere bu binayı kullanabilir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım, burası birinci ulusal mimarlık akımı veya neoklasik Türk usulü milli mimari rönesansı olarak bilinen yapıların en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Bu yapılardan Türkiye'de 12 tane var. Mimar Kemalettin tarafından yapılmış. Bakın, bu yapılardan nerelerde var? İstanbul'da Kemal Hatun Camii, Laleli Tayyip'in apartmanı, Merit Antik Otel olarak kullanılıyor şu anda. Üçüncüsü Ankara Devlet Demir Yolları Merkez Binası. Dördüncüsü Vakıf Apartmanı, Devlet Tiyatro olarak kullanılıyor. Beşincisi Sirkeci Büyük Postane olarak kullanılıyor. Altıncısı Haydarpaşa Vapur İskelesi olarak kullanılıyor. Yedincisi Devlet Resim ve Heykel Müzesi olarak, Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor. Sekizincisi Ulus'taki Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası olarak kullanılıyor. Yine Osmanlı Bankası Genel Müdürlük Binası, İş Bankası Genel Müdürlük Binası da bu birinci ulusal mimarlık akımının örneklerinden onlarda. Yine Beşiktaş ve Kuzguncuk iskeleleri de bu yapılara ait. Yani bu nedenle bu yapının kentin belleğini ve tarihini yansıtacak şekilde Kent Müzesi ve Etnografya Müzesi ve kültür sanat ağırlıklı olarak kullanılmasını istiyoruz. Şimdi Büyükşehir'e geçti. Fırıntaş'a bu komisyon raporuyla verilecek. Bizim endişemiz onun bir ticari işletme olarak kullanılacak olması. Gelir getirici bir işletme olarak kullanılacak olması. Bu konuda demin de söylediğim gibi Bandırma halkının her kesiminde bir mutabakat var. Burası bu tarihin manastır edilmeli. Tarihi dokusuna uygun olarak Anıtlar Kurumu'nun birlikte proje yapılmalı ve Bandırma'nın Kent Tarihi Müzesi ve Etnografya Müzesi olarak kullanılmalı. İçinde konferans salonu da var. Burası da kültür amaçlı kullanılmalı diye bir konsensüs var. Bu Bandırma halkı tarafından oluşan bu konsensüse bu Büyükşehir Meclisi'ne hayır diyemez. Yani dolayısıyla ben tabii bir teklifte daha bulunacağım. Nasıl ki Karesi Belediyesi'ne Kocaavşar Belediye Hizmet Binası tahsis edildi. Sındırı Belediyesi'ne Yaylabarı Belediye Hizmet Binası tahsis ediliyor. Bu binanın da Bandırma Belediyesi'ne tahsis istiyorum. Evet, sözlü olarak önerge veriyorum şu anda.
Bunun oylanmasını istiyorum. Sözde olarak önergemin Bandırma Belediyesi'ne bu binanın tahsisini istiyorum. Eğer bu tahsis edilmezse yine Büyükşehir tarafından, Fırıltaş tarafından değil, Büyükşehir tarafından burasının Bandırma'nın tarihi ve koruma müzesi olarak hazırlanması, mülkiyeti kimin olduğu önemli değil. Önemli olan binanın koruluş biçimi. Dolayısıyla bu binanın tarih ve etnografi müzesi olarak Bandırma'ya kazandırılması istiyorum. Şimdi Büyükşehir Başkanımız dedi 2,5 milyon lira para harcayacağız dedi. Değerli arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz ki bizler, belediyeler, evlat vergilerinden topladığımız paranın 10%'unu tarih binalarının restorasyonu fonuna aktarıyoruz. Bugüne kadar bu fondan Bandırma yeterince yararlanamadı. Zaten faaliyete verirken o fondan bu para karşılanacaktır. Karşılanmalıdır. Ve tarih dokusuna uygun olarak restore edilmeli. Mümkünse Bandırma Belediyesi'ne tahsis edilmeli. Ve bunun tarih ve etnografi müzesi olarak kullanılmalıdır. Bu amaçla bu oylamanın yapılmasını teklif ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.